Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda bozuk bir LED ampulü inceliyoruz. Öncelikle bunu sökeceğiz. Şöyle içini açacağız. Ondan sonra bu içindeki LED'lerden nasıl faydalanabiliriz onu göreceğiz. İyi seyirler. Zaten daha önce ben birkaç tane söktüm ama bunu da birlikte sökelim. Şu üst kapağı biraz zorladığınız zaman kolayca açılıyor. Çok da kolay değil ama açılıyor işte. Şurada genelde iki tane vida var. Bunları böyle ince bir tornavidayla açabilirsiniz. İki vidayı çıkardıktan sonra bakın çok basit. Şöyle biraz zorluyoruz. Bu ne? Bu biraz boş çıktı. Diğerleri biraz daha doluydu. Duy'dan gelen iki tane kablomuz var. Bunları şöyle zorlayalım, çıkaralım. Böyle küçük çanta gibi bir şey var. Bu da direnç herhalde. Bu da başka bir parça daha. Neyse, bunlar güzel parçalar. İşimiz bunlarla değil. Bunları böyle söküp atabiliriz. Bu içindeki parçalar olmasa da kalan kısım işimize yarayacak. Deneme amaçlı ben bunu powerbank'e bağladım. Bakın bunların hepsi ayrı birer LED. Bakın sarı ışık yanıyor. Bu şekilde şimdi fazla ışık altında bu. Normalde ciddi güzel aydınlatan bir parça. Yani şöyle bir powerbank'iniz varsa bunu bağlayarak güzel bir fener elde edebilirsiniz. Şu bir önceki söktüğüm vardı. Bu beyaz ışık veriyor. Beyaz ışık bence daha güzel. Bu telefon şarj kablolarında böyle 4 tane kablo çıkıyor. Genelde kırmızı ile siyah elektrik kablosu oluyor. Diğer ikisi data kablosu. Ama bazen değişik renkler de çıkabiliyor. Deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz. Bunu da yine kırmızı ve siyahı kullanacağım ben. İsterseniz şöyle bir krokodil yardımıyla ya da böyle lehim yardımıyla bunları LED'e tutturabilirsiniz. Ben şimdi kolay olsun diye krokodil kullanacağım. Işığı kapatırsam bakın daha iyi göreceksiniz. Cidden çok iyi aydınlatıyor. Bunu bu şekilde yerleştirelim. Telefonların flashları var ya, çekim yaparken kullandığımız, onlar gibi aydınlatıyor. Sadece bakın bir tanesi değil, hepsi için geçerli bu. Diğerine takıyorum. Bakın bu da çalışıyor. Bağlantıyı daha kolay yapmak için şurada bakın yollar var. Bunların üzerindeki boyayı kazıyacağım. Alt taraftan bakır rengini görebiliyor musunuz? Kabloyu kısa tutmak isterseniz de bakın bu şekilde de kolayca kullanabiliyorsunuz. Tabi lehimlemekte fayda var. Hatta araya şöyle küçük bir de anahtar takalım. Kullanım kolay olsun diye üşenmedim, yapıştırdım böyle kartona. Hem daha şık gözüküyor. Hemen çalıştırıyorum. Deneyelim, bitirelim. Gayet de güzel. Vallahi video başlarken böyle bir niyetim yoktu ama bence faydalı da bir model oldu. Ya en azından söylediğim gibi şu alttaki bozulsa bile daha yedekte 20 tane LED ampulümüz var. Hem de powerbank ile bu cidden uzun süreler dayanacaktır. Acil durumlar için güzel bir el feneri olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.